Ramazan ayında Allah-u Teala rahmet kapılarını sonuna kadar açıyor ve şeytanları da zincirliyor. Yani onlara fırsat vermiyor. Müslümanlar üzerine Allah-u Teala'ya kulluk vazifesi verilmiş. Bütün insanlar üzerine kulluk vazifesi verilmiş. Ve bu kulluğun gereği olarak da bizim Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını en iyi şekilde yerine getirme çaba ve gayretimiz olması gerekiyor. Bu rahmetten, bu müjdeden istifade edebilmek için Kur'an-ı Kerim'le ciddi manada hemhal olmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim Allah Celle Celaluhu onu bir hayat kılavuzu olarak göndermiştir. Ve onun uygulayıcısı da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yine Allah-u Teala Bakara suresinde şüphe yok ki bu kitap muttakiler için, hani Allah'tan hakkıyla sakınanlar, Allah'ı hakkıyla bilenler için bir hidayet kaynağıdır diye buyurmaktadır. Bu hidayete ulaşabilmemiz için Kur'an'ı iyi bilmemiz lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i de iyi tanımamız lazım. Yani Kur'an'ın en iyi anlaşılabilme şekli peygamberi bilmekten geçer. Yani Allahu Teala yine Kur'an-ı Kerim'de peygamberde Allah'a ve ahirete kavuşmayı umanlar için nice güzel örnekler vardır diye buyurmuştur. Bu anlamda biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mesela Kur'an-ı Kerim'i ne şekilde okuduğunu ve Kur'an'ı anlaşılması üzerine kendi ashabına ve gelecekte olan ümmetine ciddi manada bir miras bize bırakmıştır. Mesela Hazreti Ayşe validemize gidiyor sahabe-i kiram. Soruyorlar ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı nasıldır diye. Hazreti Ayşe validemiz onun ahlakı Kur'an'dır diye buyuruyor. Yine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki sen şüphe yok ki yüce bir ahlak üzerinesin. Kur'an'ın anlaşılması üzerine bizim ciddi gayretler sarf etmemiz lazım. Onun okunması, öğrenmesi ve yaşama geçirilmesiyle ilgili çaba ve gayretlerimiz olması lazım. Şu anda görüyorsunuz toplumda ciddi manada manevi bir gerileme söz konusu. İnsanlık yani adeta insanlıktan çıkmış bir şekilde toplumda öyle vahşetler işleniyor ki buna dur diyebilecek kimse yok. Ve Kur'an'da bu var. Yani Allahu Teala'nın emir ve yasaklarında bu var. Allahu Teala Celle Celaluhu bize zulmü yasaklıyor. Bize bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize birbirimize merhametli olmamızı emrediyor. Adaletli olmamızı emrediyor. O yüzdendir ki Kur'an-ı Kerim'in manalarına ulaşmamız gerektiğiyle ilgili de yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenip öğreteninizdir diye buyuruyor. Niye? Çünkü Kur'an bir kurtuluş reçetesidir. İnsanlık belki Kur'an'la kendisini bulabilir diye söylüyoruz. Hani bugün Kur'an'dan uzaklaşmış olan İslam alemi veya da Kur'ansız, İslam alemsiz ya da Müslümanlardan artık bir şekilde mahrum kalmış olan bu dünyada görüyorsunuz ne biçim zulümler işleniyor. Ve bu hal adeta Müslümanların yani şu anda Kur'an'dan uzaklaşmış olan Müslümanların ensesine bir şamar gibi iniyor. Tekrar kendimizi bulabilmek, toplumun kurtuluşa erilmesini sağlayabilmek için bizim özümüze dönmemiz lazım. Kur'an'a sahip çıkmamız lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rol modelliğini Allahu Teala bize emir buyurması münasebetiyle onu iyi öğrenmemiz lazım. Yaşamımıza uygulamamız lazım.